halimizi anlatmak üzere eski vergi müfettişi ortağımız Yeminli Mali Müşavir Sevin Dilek'ti. Lütfen bizi aydınlattınız. Lütfen kaçacak mıyız? Hoş geldiniz. Vahap Bey'in dediği gibi kaçmanıza gerek yok. Köyden olarak hükümetlerinizi yerine getirmişseniz işleriniz ses geliyor mu? Düzgün yaparsanız hiç kaçmanıza gerek yok. Yaklaştı. Bir de Vahap Bey'in dediği gibi artık son zamanlarda mali idare gerçekten mükellefin sahip olduğu haklar konusunda kendisini mükellefleri çok iyi bilgilendiriyor her türlü koşulda. Biraz sonra anlatacağım. Bundan sonra da izah davet uygulayalım. İşlerimizi doğru yapmamıza hiç gerek yok. Yanlış yanlış yapalım. Çünkü her 5 yılda bir af çıkıyor. Dediğiniz doğru. Yani şimdiye kadar kaç tane af çıktı konusu bir fikriniz var mı? Yani 1924 yılından beri 33 kez af niteliğindeki düzenlemeler çıkmış. Yani bu da her 3 yılda bir af kanunu çıkıyor diyebiliriz. Şimdi biliyorsunuz yeni bir af kanunu çıktı 6.736. Bunda vergi incelemeleriyle ilgili de hükümler vardı. Çoğumuz bundan faydalandık. Ama yine de incelemeler sırasında inceleme geçirmeyen yoktur sanıyorum. Ya da geçirme ihtimali var. Vergi incelemelerine mükellef haklarına değineceğiz bugün. Şimdi vergi incelemeleri nereden geliyoruz? Önce şöyle bir giriş yapayım. Anayasanın 73. maddesi der ki herkes mali gücü oranında kamu giderlerine kapılmakla yükümlüdür. Mali idarede mükelleflerin yasalar çerçevesinde bu görevlerini yerine getirip getirmediği konusunda denetim yapmaya yetkilidir. Vergi incelemesi de mali idaresinin elindeki en büyük denetim yetkisidir. Vergi incelemesi ayrıca vergi şöyle önemli. Kamu harcamalarının, kamu gelirlerinin %85 gibi büyük bir oranını vergi gelirleri oluşturmaktadır. Vergi incelemesi nedir? Vergi incelemesi, incelemeye yetkili olanlar tarafından ödenmesi gereken vergilerin doğruluğunu araştırmak, tespit etmek, sağlamak amacıyla yapılır. Vergi incelemesi yetkili olan kimseler kimdir? Burada biraz karışık gibi görünüyor. Kısaca şöyle aklınıza yazabilirsiniz. Vergi müfettişleri, vergi müfettiş yardımcıları birinci gruptadır. İlin en büyük mal memuru kimdir? Defterdar veya vergi dairesi müdürleri tarafından yapılır. Yine gelir vergi dairesi başkanlığı tarafında, vergi dairesi başkanlığı bulunan yerlerde, müdürlerde olmayan yerlerde de vergi dairesi müdürlüğüne görev yapan müdürler de inceleme yapmaya yetkilidir. Yani vergi dairesi müdürleri de inceleme yapmaya yetkilidir. Kimler incelemeye tabidir? Vergi usul kanununa göre defter tutmak ya da diğer kanunlara göre defter tutmak, hesap tutmak, evrak ve vesikaları muhafaza etmek, ihraz etmek mecburiyetinde olan gerçek ve tüzel kişiler vergi incelemesine tabidir. İnceleme neticesi alınmamış hesap dönemine dahil olmak üzere park zaman aşımı süresinin sonuna kadar her zaman yapılabilir. Yani şimdi 2016 yılındayız. 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 yılları incelenebilir. 2016 yılında henüz daha sonucu alınmamış. Yani hesap dönemi bitmemiş. Bu yılla ilgili de inceleme yapılabilir anlamına geliyor. Vergi hukukumuzda tarih zaman aşımı 5 yıldır. Şimdi düzenleyici hükümler nedir bu konuda? Başta anayasa olmak üzere vergi incelemesiyle ilgili düzenlemeler, önemli düzenlemeler vergi usul kanununa yapılmıştır. Ve bununla ilgili tebliğler, ayrıca vergi denetim kurulu kurulduktan sonra özellikle incelemeler için yönetmelikler, incelemelerde iki tarafın da haklarını ve aynı zamanda yükümlülükleri belirlemektir. Sonuçta vergi incelemesi hukuki bir süreçtir. Her iki tarafında hakları ve yükümlülükleri olacaktır. Bunları belirleyenler dediğim gibi öncelikle vergi usul kanunu ve ona bağlı yönetmeliklerdir.
niye gündemimize aldık? Dedik tamam, mali idare mükellef haklardan çok önem vermeye başladı. Öncelikle devletin bir ağırlığı var gerçekten. İncelemelerde dediğim olur anlamında ama mükellef hak, mükellef odaklı çalışmaya başladı. Son zamanlarda incelemelere gidenler var mı bilmiyorum. Vergi müfettişlerinin yanına gittiğinizde ne dikkatinizi çeker? Öncelikle bir asansör yanında mükellef hak ve yükümlülükleri diye yazılar dikkatinizi çekebilir. Oturduğunuz zaman, yani ben özellikle dikkat ediyorum. Çünkü ben de eski vergi inceleme elemanıyım. Bu mesleğe başlamadan önce. Bizim zamanımızda bunlar yoktu. Şimdi bunlara dikkatimi çekmenin nedeni o. Masaya oturuyorsunuz, önünüzdeki sehpada dikkatinizi çekiliyor. Bundan sonra dikkatinizi çeker umarım. Mükellef hak ve yükümlülükle ilgili ufak broşürler bulunuyor. Bu da gerçekten ne tür haklarınız olup aynı zamanda yükümlülükleriniz açıklamalı bir şekilde yer alıyor. Ya da bazı inceleme elemanı arkadaşlar duyduğuma göre tebliğ zarfları içerisinde bu broşür size gönderilmiş olabilir. Ayrıca da şundan söz etmek istiyorum. Vergi Denetim Kurulu'nun bilmiyorum internet sitesini hiç girdiniz mi? Giren var mı? Orada mükellef portalı diye yer var. Bakmanızı rica edeceğim. Bu sizin yararınız olacak çünkü. Mükellef portalına baktığınız zaman orada inceleme haklı, inceleme sırasındaki hak ve yükümlülükleriniz, rapor değerlendirme komisyonu nedir, ne tür bir yararı olabilir, orada dinlenme talebiniz nedir gibi. Bir de orada incelemeleri takip diye bir bölüm var. Bundan sonra daha işlevsel hale gelecektir eminim, kullanan vardır belki. Orada vergi inceleme bölümünde bir vergi soru, mükellefin vergi numarasını bildikten sonra ayrıca bir de sorgu ne oldu diye bir bölüm var. O numara mükellefe verilen vergi inceleme başlama tutanaklarından verdiği numara girildiği takdirde orada incelemelerin aşaması hakkında bir sahibi olabiliyorsunuz. Böyle bir bilgi vermiş olayım. Bunu anlatmakla da devletin mükellef odaklı çalışmaya başladığını dikkatini çekmek istiyorum. Şimdi inceleme sırasında bir tür haklarımız var. Oldukça çok haklarımızın olduğunu göreceksiniz. Bir, inceleme elemanı kimliğini görme hakkı. Yani herhangi bir şekilde genelde ne oluyor? İncelemeye davet ediliyor, gidiyoruz. Genelde kurullarda olduğu için bu, vergi denetim kurulunda. Olduğu için kimlik görme ihtiyacı hissetmiyoruz ama aramalı inceleme gibi durumlarda, yani inceleme elemanının gelip sizin iş yerini arama gibi durumunda, belgelerine el koyma gibi durumda ki bu ancak sulh yargıcının kararıyla olur. Kararı olmadan evinizde ve iş yerinizde üzerinize arama yapamazlar. Bu durumda kimliğini görme hakkınız var. Bir de bu vergi usulü düzenleme var. Vergi incelemenin esas itibariyle incelemeye tabi olan iş yerine yapılır. İş yerinde inceleme yaptıran var mı bilmiyorum ama böyle bir hakkınız var. Özellikle eskiden biz bunu isterdik, çok evrak oluyordu, kamyonlarca gerçekten çok fazla. Mükellefler de lütfen gelip hani iş yerimizi yapar mısınız? Biz de eğer uygun koşulları varsa, sizin çalışmanıza uygun koşulları varsa, ona yer tahsis edebiliyorsanız inceleme elemanına, böyle bir hakkınız var. Asıl iş yerine yapılır. Ancak iş yer müsait olmaması durumunda ya da ölüm, işi terk gibi hallerde incelemenin, inceleme elemanının çalıştığı yerde yapılmasını isteyebilirsiniz. Bu zaten inceleme tutanaklarına dikkat ederseniz inceleme mükellefe isteği doğrultusunda işte şu adresinize yapılmıştır diye not düşülür. Onun dışında mükellefe defter ve belgeleri ibraz edilmek üzere 15 binden az süre verilmez. Az süre verilmez. Mükellef defter ve belgeleri yazılı olarak istimli ve tutanakla teslim alınır. Şimdi dedik yönetmelikler var, vergi incelemelerinde usul ve esaslar diye. Burada önemli bir değişiklik oldu. Asıl düzenlemeler 2011 yılındaki Vergi Denetim Kurulu'nun kurulmasıyla beraber yayınlanan bir yönetmelik, bir temel yönetmelik vardı. Fakat bu yıl Ekim ayında 26 Ekim tarihinde resmi gazete yayınlanan yönetmelikte bayağı önemli değişiklikler oldu. Daha önce de defter belge istenirken, defter belge ve isteme yazısında 15 gün, en geç 15 gün süre yazardı. Fakat bu
kanunda yok. Yani vergi usul kanunu açıp baktığınızda defter ve belgeler yazıyla gelinir diyor belli bir süre vererek ama süre yoktu. Şimdi bu yeni yönetmelikle beraber bir en az 15 gün süresi getirildi. Bu yönetmenin bir avantajı. Bu süre daha da fazla olabilir anlamına geliyor tabii. Defter ve belgenin ibrazı için ek süre isteme hakkı. Şimdi defter belgelerinizi hazırlıyorsunuz fakat süre yetmedi. Sürenin bitmesinden önce denetim elemanını arayarak diyebilirsiniz ki bana ek süre verebilir misiniz? Makul ve geçerli nedeniniz varsa inceleme elemanı bu isteğinizi olumlu karşılıyor ve ek süre veriyor. İnceleme konusunu ve kapsamını öğrenme hakkı. Şimdi herkes şunu sorar inceleme alanından. Hani bize de gelip soruyorlardı. O kadar bir defa varken niye beni seçtiniz? Niye ben? Bunu sormayan yoktur herhalde. İşte bunu incelemeye gittiğinizde, incelemeyi başlama tutanağı imzalanırken, zaten bunun formatında da var incelemeyi başlama tutanağında, bunu öğrenme hakkına sahipsiniz. Yani bu neden olabilir? Bir ihbar olabilir, şikayet olabilir. Vergi dairesi bunu gerekli görmüştür. Bir yoklama sonucunda olabilir. Ya da en popüler olan şimdi, en yaygın olan risk analiz raporlarına göre simgeler seçip incelemeye gelmiş olabilirsiniz. Ya da kader iadesi talebiniz vardır, vergi dairesi bir takım konularda şüphelenmiştir, karar verememiştir, incelemeye gönderir. Bunu inceleme elemanı size incelemeye başlarken söyler. Yani bunu öğrenme hakkınız var sormanız durumunda. İnceleme her safhasının bilgi alabilme hakkı. İnceleme başlıyor. İnceleme başladıktan sonra benim incelemeyi şunu söz etmek istiyorum. Şimdi bu yönetmelikte diyor ki eskiden incelemelerin bir süre yoktu. Genelde zaman aşımı süresine doğru incelemeler sonuçlandırıldı. Şimdi inceleme yazısı inceleme elemanına gittiği zaman inceleme elemanı eğer sınırlı bir inceleme ise bu işi 6 ayda, eğer tam bir inceleme ise 1 yılda bitirmek zorunda. Bir süre var yani. Eğer bu süreyi de yetiştirebileceğini anlarsa ne yapıyor? Vergi Denetim Kurulu'ndan ek süre istiyor. Bu da 6 ayı geçemiyor. Vergi